Tarihi çok eskilere dayanan Antalya, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Attalos tarafından kurulmuş. Bergama Krallığı'nın sona ermesiyle, M.Ö. 133 bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77'de komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67'de Pompeius'un donanmasına üs olmuştur. Milattan sonra 130'da Hadrianus'un Atalaya'yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Atalaya, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Modern şehir, antik yerleşmenin üzerine kurulduğundan Antalya'da antik çağ kalıntılarına çok az rastlanmaktadır görülebilen kalıntıların ilki, eski liman olarak nitelenen liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. Surların park dışındaki kısmında restorasyonu yapılan Hadrian Kapısı Antalya'nın en güzel antik eserlerinden biridir. Antalya şehri ve çevresine antik çağda, çok verimli anlamına gelen Pampilya, batı kesimine ise Likya denirdi. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren buraya Ege Denizi'nin batı kıyılarından göçenler, Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. 2. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı 2. Attalos, Side'yi kuşatmıştı. Antalya'nın yaklaşık 75 kilometre doğusundaki Side'yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attalya'ya dendi. Zaman içinde Atalya, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla Hitit, Pampilya, Likya, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemeis, Seleukos, Bergama krallığının idaresine girmiştir. Daha sonra Roma devleti hüküm sürmüştür. Antalya'nın antik çağdaki adı Pampliya idi ve burada kurulan şehirler bilhassa 2. ve 2. yüzyılda altın çağını yaşadı ve yüzyıla doğru da eski ihtişamını kaybetti. Yöle Doğu Roma ya da Türkiye'de tanınan adıyla Bizanslıların hakimiyeti altındayken, 1207'de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise, Teke aşiretinin bir kolu olan Hamitoğullarının egemenliğine girdi. Teke Türkmenleri, Türklerin eski yurdu bugünkü Türkmenistan'da da nüfus olarak en büyük boylardan biridir. 11. yüzyılda bir kısmı buraya gelmiştir. Bugün Antalya'nın kuzeyi ile Isparta ve Burdur'un bir kısmı olan Göller Bölgesi'nin bir adı da Teke yöresidir. Osmanlılar zamanında Anadolu Eyaletine bağlı Teke Sancağı'nın merkezi şimdiki Antalya il merkeziydi. O yıllarda buraya Teke Sancağı denirdi. İl'in şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir. 17. yüzyılın ikinci yarısında Antalya'ya gelen ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, kale içinde 4 mahalle ve 3 bin ev, kale dışında 24 mahallesi olduğunu belirtir. Şehrin çarşısı ise kale dışındaymış. Evliya Çelebi'ye göre limanı, 200 parçalık gemi alacak büyüklüktedir. İdari bakımdan Konya'ya bağlı teke sancağının merkezi olan Antalya, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında bağımsız sancak haline getirildi.